Yani paragraf soruları o kadar uzun ve o kadar büyük ve o kadar karmaşık ki başını okusam sonunu unutuyorum, sonunu okusam başını unutuyorum diyenler bu video sizin için. Haydi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, sayılarınızın çok olduğunu farkındayım. Yani yalnız değilsiniz. Yalnız olmadığınız için birçok arkadaşın bu durumu yaşamasından dolayı öncelikle yaşıtlarınızın normal olduğunu sizlere ifade etmeliyim. Sevgili arkadaşlar, paragraf soruları aslında canımızdan can alıyor gibi görünebilir. Ancak süreci keyifli hale getirmek mümkün. Yani hocam paragraf soruları da keyifli hale gelir mi dediğinizi de duyar gibiyim. Ancak bunu böyle yaparsak, yani en azından kendimizi buna ikna etmeye çalışırsak biraz daha keyifli olacaktır. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk maddemizle başlayalım. Düzenli olarak kitap okuyorum hocam. Buna rağmen paragraf soruları benim için kabus olabiliyor. Yani buna rağmen hala yanlış yapıyorum diyen arkadaşlar da var. Şimdi sevgili arkadaşlar, hiç gocunmaya, üşenmeye, darılmaya gerek yok. Yapmamız gereken şey, o zaman okumada, anlamada, odaklanmada problemimizin olduğunu varsayarsak böyle çok daha basit kaynaklara yönelim. Gerekirse ortaokul paragraf kitabı bile alabiliriz. Şimdi bunu yapmamız için önce temeli doğru atmamız lazım. Belki o yıllarda çok sağlıklı bir şekilde bu çalışmaları yerine getirmediniz. Kitap okumadınız. Bunu düzenli olarak yapmadıysanız oralardan başlamanız kadar doğal bir şey yok. Bizler sınava hazırladığımız birçok öğrenci de bu tekniği uygulayabiliyoruz. O yüzden yapmanız gereken ilk şey, eğer bu kadar dağınık bir durumdaysanız ortaokul grubuna hitap edebilecek bir paragraf kitabı edinmeniz ve buradaki paragrafları yavaş yavaş çözmeye başlamanız. İşte paragrafın yapısını, akışını bozan cümleyi, paragrafın yer değiştirdiğindeki halini, bu tarz durumları artık biraz daha basit ve ortak şekilde görebilirseniz, buraları biraz daha iyi özümseyebilirseniz, bir paragraf soru bankasını en az bu şekilde bitirebilirseniz güzel bir özgüven yavaş yavaş oturmaya başlar. Şimdi lise grubuna gelecek olursak buradaki paragrafların biraz daha uzadığını göreceksiniz ve altına bir şık daha eklendiğini göreceksiniz. Aslında olay o kadar da karmaşık bir hale gelmiyor. Çünkü orada da zorlayıcı sorular var. Bu yüzden yapmanız gereken şey yavaş yavaş bu vitesi arttırmak ve artık lise kaynaklarına tabii ki yönelmek. Yöneldiğiniz zaman da buradaki paragraf sorularınızı basit ve orta kaynaklardan öncelikle başlayıp sonrasında da artık tam olarak böyle YKS'de çıkabilecek düzeyde olan paragraf soru bankalarına yönelmeniz sizler için isabetli olacaktır. Burada paragraf soruları derken öyle çok çok zor sorulara yönelmenize gerek yok. Evet, YKS'de daha önceki yıllarda da olduğu gibi bu yılda da ve gelecek yıllarda da zor paragraf sorularıyla karşılaşacağız. Ancak arkadaşlar şunu da unutmamanızı isterim. Buna rağmen kolay paragraf soruları da var ve onlarla da muhatap olacağız. Bu yüzden bu işi zihnimizde bu kadar karmaşık bir hale getirmeye gerek yok. Evet, paragraf çözerken yapmanızı istediğim şeylerden bir tanesi, yanlış sorularınızın doğru şıklarını işaretlemeyin. Paragraf testini bitiriyorsunuz, cevap anahtarından kontrol ediyorsunuz. Şöyle yaptıklarınıza güzel bir şekilde hak ettiğiniz gibi güzel ve büyük tikler atıyorsunuz. Yanlışlarınıza ise bence işaretlemeler yapmayın. Yani doğru şıkkı işaretlemeyin. Hatta elinizden geliyorsa, örneğin kurşun bir kalemle C şıkkını işaretlediğinizi düşünelim. Şimdi eğer o sorunuz yanlışsa bütün şıkları işaretleyin. A, B, C, D ve E şıklarını. Sonrasında da komple silin ve bir süre sonra, yani 10 gün sonra, 15 gün sonra bu soruya tekrar döndüğümüz zaman daha önce hangi şıkkı işaretlediğinizi hatırlamamış olacaksınız ve doğru yanıtı işaretlenmemiş olan soruyla baş başa kalacaksınız ve sonrasında da o soruyu tekrar çözebilirsiniz ve göreceksiniz ki yanlış yaptığınız sorulardan bazılarını bir süre sonra çözdüğünüzde o soruyu doğru yapacaksınız. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunun birçok sebebi olabilir ama en önemli sebebi, o anda iyi hissetmediğimizden, o anda farklı düşündüğümüzden farklı yorumlamalar yapabiliyoruz. Bu yüzden paragraf sorularında başarılı olabilmek için aynı zamanda iyi hissetmeliyiz, enerjik olmalıyız. Evet, gelelim bir sonraki maddemize. Maalesef paragraf aslında sınavın temelini oluşturuyor. Paragrafı iyi çözenler, istikrarlı bir şekilde her gün çözenler önce Türkçe'de, daha sonrasında da sayısal derslerde bile okuduğunu anlamaya yönelik adımları elde ettiği için başarılı olabiliyor. Bu yüzden yapmanız gereken şey bence İlk önce paragraf çözmek olsun. Güne başladığınız zaman ilk ne yapıyorsunuz? İşte banyoya gidiyorsunuz, dişlerinizi fırçalıyorsunuz. Belli başlı rutinleriniz var. Sizler arkadaşlar aynı bu rutin gibi okula gitmeden önce 20 tane, 15 tane neyse artık bu paragrafı çözüp güne ondan sonra başlarsanız işte başarı size koşarak gelir. Birçok arkadaşımız bunu atlıyor. Ancak bu cümleyi bu kadar iddialı kuruyorum. Başarı size koşarak gelir
unutmayın. Ve gelelim son maddemize. Son maddemiz paragraf teknikleriyle alakalı. Biraz tabii ki birçok teknik var ama paragrafla alakalı soruları çözdükçe onların tarzını anlayacağınızı unutmayın. Yapmanız gereken şey anahtar noktaları yakalamak. Bu belki bir kelime olabilir, bir cümle olabilir. Bazı paragraf sorularının sonundaki bir cümle olabilir. İşte belki şıklardaki bir yerin yukarıyla eşleşmesi olabilir. Bu yüzden siz okurken yapacağınız çalışmaları biraz daha böyle analiz şeklinde döndürmeye çalışırsanız aslında şıklardaki doğru cevabın yukarıda ifade edildiğini görebilirsiniz. Bu yüzden anahtar noktaları yakalamaya çalışmakla alakalı kendi tarzınızı oluşturmanızı sizlere öneririm. Evet sevgili arkadaşlar, sizler paragraf sorularıyla alakalı hangi durumlardasınız? Yapabiliyor musunuz? Ya da yapamayan arkadaşlar bu işi nasıl yapabilir hale geldi? Bunları da yorumlara yazarsanız hepsini tek tek dinlemek isteriz. Çünkü aynı zamanda birçok arkadaşın da bunları duymaya ihtiyacı var. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.